Hak dostum hak. İnsan insana, cisim cisme, semt semte benzermiş ama koronavirüs belirtileri birbirine benzemezmiş derler. Ya da Covid-19 mu demeliydim. Bizim köyün delikanlılarından Serkan okumak için İstanbul'lara gittiydi. Bu meret ülkede artınca okulları kapatmışlar. Bu da memleketine köyümüze geri döndü. Uzaktan mı neyini alacakmış pek de anlamam. Bizim ana tarafından akraba olur. Akşam bizi yemeğe çağırdılar. Gitsek mi, gitmesek mi bilemedik. Hanıma sordum. Hanım ne yapalım? Hanım da cevap olarak ağzımıza maskemizi takarız, 1-2 saat otururuz, döneriz dedi. Valla bana da mantıklı geldi. İyi dedim hanım, akşam hazırlan da gidelim. Akşam oldu, hazırlandı hanım, çıktık yola. Karşımızdan yayık ayranı gibi sallanan bayram. Bizim köyün Ayyaş bayramı. Ağzına değil maskeyi koluna takmış. Bir de türkü tutturmuş. Ya bu senenin yeni modası olmuş kola takmak. Ben de modaya uyuyorum. Bunu durdurdum. Bayram dedim, maskeyi ağzına takacaksın yavrum, koluna değil. Bana daha garip bir cevap vermesin mi? Vallahi içimi dezenfekte etmişim. Dışımı da kolonya ile bir güzel dezenfekte etmişim. Bana korona morona gelmez dedi. Şöyle baktım bayrama. Allah akıl fikir versin dedim. Sonra bir hafta sonra haberi geldi. Pandemiden her yer kapanınca bu zıkkımı içememiş. Doldurmuş bir güzel kolonyayı bardağına. Dikmiş bir de kafaya. İçeri de dezenfekte etmiş ama Allah günahlarını dezenfekte eder mi bilemedik. Neyse hanımla akrabalara vardık. Oturduk, yedik, içtik. Bizim köyün Tırı Mahmut'u da oradaydı. Oğlu var Nuri, askerden yeni gelmiş. Geldi yanıma Mahmut, oturdu. Ama muhtarım dedi. Senin elin kolun uzundur. Şu bizim oğlana bir kız bulam dedi. Vallahi Nuri de tip desen tip yok. Para desem para yok. Karakter desem o da yok. Hık demiş Mahmut'un burnundan düşmüş. Vallahi beni bu işe karıştırma desem de hanım oradan atladı. Sevap olur yapalım sizin işi dedi. Vallahi olayın içine girmiş bulundum. İyi dedim. Semsem, köy köy çalmadık kapı bırakmadık. Bunu bir tane kızla nişanladık. Bir hafta sonra ayrıldı geldi. Oğlum dedim. Sana kızı zaten zor bulduk. Niye ayrılıyorsun? Meğersem kız iyiymiş, güzelmiş de maskesine bulaşmış bütün makyajı. Gerçek yüzü ortaya çıkmış. Bizimki de bırakmış. Vallahi biz haklı neden olarak gördük. 1-2 ay geçti, geçmedi bir duyum aldık. Nuri gibi birkaç kere nişan atmış bir kız varmış yan köyden. İyi dedim Mahmut, hadi toparlan da gidelim. Biz gittik. Kapılarını çaldık kızın. Anasıyla babası kapıyı açtı. Ben direkt maskemi taktım. Mahmut'u da dürttüm ama Mahmut aklı beş karış havada oğlan ne verecek. Hiç oralı bile olmadı. Neyse avludan geçtik, tahtı merdivenlerden çıktık. Bir de ne göreyim, her yer toz içinde. Her yer örümcek ağı. Dedim bu kızın hiç temizlikle arası marası yok. Anası dedi ki kız tarlaya gitti. Birazdan gelir. İyi hoş beş ettik. Bir traktör sesi duyduk. Arkasından da bir gümbürtü. Vallahi ben deprem oluyor zannettim. Bir de arkasından ses. Ana karnım pek aç. Ne yaptın yemek dedi. Vallahi dedim herhalde biz yandık. Kız tam bir erkek Fatma. Anası yerinden fınladı. Babası da bizi oyalamaya çalışıyor ama bizim kulak anasıyla gazında. Anası dedi ki sana dünürcü geldi. Kız da dedi mi? Ana çekil bakalım kimmiş? Pat diye daldı mı salonun ortasına? Selamun aleyküm oğlar dedi. Ben de vallahi şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Geçti bağdaş kurdu bir güzel oturdu. Bir bir isteklerini de sıraladı. İşinize gelirse ağlar, işinize gelmezse kapı orada dedi. Ben kalkmak için yelkendim ama beni durdurdu Mahmut. Otur hele otur muhtarım dedi. İyi dedim, hoş beş ettik, evden çıktık. Mahmut'a dedim ki oğlum sen delirdin mi? Buna gelin diye alınır mı? Kız tam bir erkek Fatma. Mahmut da demesin mi? Bizim Nuri adam etse etse bu kız eder. Çivi çivi söker dedi. İyi dedim öyle olsun. Köyümüze geri döndük.
Bir hafta sonra Nuri'yi de alıp kızın yanına gittik. Bunları bir güzel odada bıraktık. Biz de dışarıda bekledik. Bunlar sonra el ele çıktılar. Biz de bir mutlu olduk. Heh dedim, bu iş oldu kesin. Mahmut da dedi mi? Nişan yapalım hemen, iş uzamasın. Harman kaldırdıktan sonra da düğün yaparız. Mahmut'a dürttüm. Bak Mahmut, koronavirüs artıyor. Gel dedim, bu düğünü biz erteleyelim. Mahmut demesin mi? Biz o yapasıya kadar ne virüs kalır ne korona dedi. İyi dedim, öyle olsun. Biz gittik köyümüze. Hazırlıklar başladı. Eşyalar alındı, gelinlikler alındı, evler tutuldu, çeyizler yapıldı. Kavga edildi, yine kavga edildi, yine kavga edildi. Sonunda düğüne yakın bir zamanlarda Mahmut beni aradı. Muhtarım dedi, davetiyelere isim yazıyoruz. Gel de bir bak. Valla gönülsüz de olsa gittim dedim, bir işe başladık, sonu gelsin. Sevap işlemiş oluruz. Bir gitti masanın her yeri davetiye. Şöyle döndüm baktım, Mahmut dedim, bu ne? Mahmut dedi ki, muhtarım az mı olmuş? Ben sana, Nuri de oradan atladı. Ben sana demedim mi baba? Bu kadar az bastırmayan, bak muhtar emmi de az gördü davetiyeleri. Ben iyice şok oldum. Kendi aramızda ufak çaplı bir düğün yapalım diye düşünüyordum ama sen 1.500 davetiye bastırmışsın dedim. Vallahi bizim köyü katmadım dedi Mahmut. Bizim köy caminin minaresinden anons ettiririz diye düşündüm dedi. Vallahi dedim, bizim bu sonumuz kötü. Korona olmasak bari. Neyse o gün sabaha kadar davetiyeleri yazdık, ettik. Böyle sabah 5 falan. Ben izin aldım, artık dedim evime gideyim. Oradan Nuri ile Mahmut demesin mi? Muhtarım anahtarı bırak da davetiyeleri dağıtırken kullana. İyi dedim, onu da gönülsüz bir şekilde verdim. Evimin yolunu tuttum. Ondan sonra bu anahtarı bırakmaya bize geldi. Muhtar emmi dedi, anahtarı kapının üstüne bırak da dedi arabanın. İşimiz olduğu zaman alırız. Vallahi dedim, herhalde biz bu arabayı satmadan rahat edemeyeceğiz. İyi iyi oraya koy falan diye bunu geçiştirdim. Sonra dedim ki, gel dedim bir çay içe. Ondan sonra geldi Mahmut. Bak Mahmut dedim, düğün iyi hoş, kendi aramızda küçük çaplı bir şey yapalım dedi. Oradan demesin mi, bizim oğlan evin tek oğlu. Düğünsüz zurnasız olmaz bu iş. Bu şimdi de düğün zurnayı karıştırdı işin içine. Ne düğün zurnası Mahmut dedim. Vallahi bizim Karali'yi düşünüyorum kasabadaki. O çalar eder, bizim köyün düğünlerini hep o yapmıştı dedi. Hatta dur bir arayayım dedi. Ben iyicene dellendim. Dedim bu köye bu koronayı getirecek bu adam. Sonra düşündü, dedi ki, en iyisi dedi biz yanına gidelim. Böyle telefonla melefonla olacak iş değil bu dedi. Dedim gidelim. Sonra Mahmut'la biz kasabaya gitmeye karar verdik. Mahmut cebinden bir maske çıkardı. Görsen 15 senelik bir maske. Mahmut dedim, bu maskenin hali ne? Mahmut da demesin mi? Ben bunu harman kaldırırken takıyorum, yılların maskesi diye. Dedim eyvah, biz korona olacağız.